Biz ilkokul birden beri hanımla beraber aynı sınıfta beraber okuduk. Yani ilkokul aşkım bu benim. Biz ilkokulu kendi köyümüzde okuduk. Tanışmalımız zaten aynı köyde olduğumuz için çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz. Daha sonra işte ergenlik çağı, gençlik çağlarında daha ilerledi bu olaylar. Çocukluk aşkım, eşimlerin bakkal dükkanı vardı. Bakkal dükkanına ben yumak almaya diye gidiyordum ama amacım yumak almak değildi, eşimi görmekti yani. Yumak varırken tekrar tekrar yumak almaya gidiyorduk orada, yumak satıyordu çünkü. Arada bir bana eşantiyon da veriyordu. Yumaktan ganeviçe yani el işi yapardık, çeyiz yapardık, dantel örerdik. O yüzden ben yumak olduğu halde anneme derdim ben bakkaldan yumak alacağım. Hayır, şeylerin dükkanına gitme sakın. Eşimlerin adı Ahmet Şahin'di, Abbas Şahin. Abbas'ın dükkanına sakın gitme. Başka dükkanına, tamam anne derdim ama ben yine de o dükkana giderdim. Bir gülümsemesine bir cihan değen, bir bakışına bin zahmet biçilen aşklar yaşanmıştır Anadolu'da. Hala da öyledir. Çocukluk çağlarında bağlanır bazen kalpler birbirine. İlkokul aşkı eşi olur bazen insanın. İşte o masum aşk çağı bazen bir ömür devam eder. Tıpkı Hayri Bey ve Zeliha Hanım'da olduğu gibi. Bir aşk ülkesi kurmuşlar ki biz ona aile diyoruz. Bir güzel Türkiye olmuşlar. Biz en sonunda kaçtık. Diyeceksiniz ki niye kaçtınız? Niye kaçtık? Çünkü bunların işi çok ağırdı. Ben evin tek kızıydım. Bizim evde çok fazla iş olmadığı için annem babam sen orada yapamazsın dediler bana. Onların işi çok ağır, sen orada yapamazsın dediler. Ve beni Bursa'da dayımın yeğenine söz kestiler. Ben de o anda köyde yokum. 15-20 günlüğüne Balıkesir'e gitmiştim. Burada yokum söz kestikleri olayda. O yüzden benim arkadaşımın düğünü vardı. Arkadaşımı yolcu ettik. Görümcemin oğlu, abla dedi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Kesinlikle yanıma gelme dedim. Annem seni görürse çok kızar dedim. Köyümüzde tabii meşhur çeşmesi olduğu için çeşmede buluşalım. Sen git oraya dedim. Ben de geleceğim. Bana anlatırsın orada dedim. Çeşmeye gittim ben, bekledim, görümcemin oğlu gelmedi. Yani o zaman görümce değil tabii daha. Ben bidonu doldurdum, bekledim ve bidonu yeniden döktüm. Hala gelmedi. Vakit kazanmak için tekrar doldurup boşaltıyor yani. Şimdi başkaları var orada, niye gitmiyorsun? Bidonunu doldurmuşsun, niye bekliyorsun demesinler diye tekrar döktüm bidonu. Baktım bu sefer dayısını almış geliyor. Ben dedi senden konuşmak istiyorum dedi. Sen niye böyle bir iş yaptın dedi eşim. Neyse burada olmaz dedim. Akşama konuşuruz dedim. Devreye ben gireyim. Şimdi doğal olarak söz kesilmiş bir kıza isteme, dünürcülük falan olmaz. Söz verilmiş, dünür yollanmaz. Bizim isteme, dünürcülük gitme gibi bir şansımız ortadan kalktı. Çare olarak ne dedik bunun çaresi? Alıp kaçmak. Bunu düşündük o günkü kafamızdan, gençlik şeyimizden. Ve o söz olayından belki bir hafta geçmedi yani. O kadar kısa bir sürede biz tabii şimdiki gibi telefon yok, o yok, bu yok. Biz akşamları gece 12-1'den sonra kahveler kapandıktan sonra camlarda sohbet ediyoruz. Herkes istedik, sevdiklerinden. Biz konuştuk, dedik ki yarın akşam biz kaçalım. Camda konuşurken başka çare bulamadık çünkü şimdi dünürü gönderemeyiz. Söz verilmiş, karşı tarafa söz verilmiş. Dünürü olmaz. Ondan sonra tek çare düşündük. Kaçmaktan başka çare bulamadık. Ve yarın akşam gece 12'de kaçmaya karar verdik. Bir önceki akşamki konuşmamızda. Korkmadım da sondan dedim niye ben böyle yaptım. Güzellikten olsaydı keşke dedim. Yani babamın tek kızı bir kızıydım. Yani. Başka biri olsun ben çünkü bunu küçüklükten beri biliyorum. İyi ki de kaçmışım yani. Oğlum oldu işte büyüdü. Askere gideceği zaman tuttu kaçırdı bu kızı. Biz evde uyuyoruz. Bilmeyiz de demedi de bize. Acı sanki bir kerecik duydun ki ama bana yalan geldi. Babası da dedi olmaz öyle iş dedi.
Çocuk askere gidecek dedi. Gitsin gelsin, bekler sağ olur, beklemezse olmaz dedi. Bu duyduk, kaçırmış. Askere daha az var gitmesi. Bilmem ne kadar az işte. 6 ay var. 6 ay olsun. Geldi bizim damat vardı aşıdan. Damat durdu bizim Cemal. Ne var? Aylık kız kaçırdı. Allah Allah, biz de kalktık. Nasıl kaçıracağım? Neredeler? Bizim komşularda dedi. Onların komşusundaymışlar. E tamam, yapayım gideyim de Allah mesut etsin, Allah geçim versin, yatsınlar. Sabahsı bunları gittik, aldık oradan. Geldik. Evde işte. O yana bu yana, o yana bu yana hazırlandık, düğün yaptık. Beraber yaşadık. Soframız bir. Soframız bir, bahçemiz bir. Biz giderdik tarlaya, o evde kalırdı. Hayvanlar vardı. Ondan sonra böyle geçindik işte. Ben sana iyilik yaparsam o kalır. Sen dersin adam bu kadın iyi de Allah razı olsun. Ben şuna iyilik yaparsam o da beni anar, Allah razı olsun. Ama sen iyi değilsin, sen benim, sen kötülük yaparsan o da sana yapar. Benim annem vardı köyden, Allah rahmet eylesin. Ben de daha yanındaydım. Derdi ki bana, kızım yoldan geçen insan muhakkak acıkmıştır. Çok bir şey verme, bir zeytin ver, bir ekmecik ver, ver karnını doyursun. Yolculuktur, acıkır. Eskiden böyle yoktu ya satılığı, her yerlerde satılmazdı. Anam beni öyle öğrettiydi. Ve bir ayrancık ver, bir bardacık ayran verilsin. Biz öyle alıştıydık, burada da geldik, öyleyiz işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.